insanıyım. Karşısın Kürt insanıyım. Kürt olduğumu da inkar etmiyorum. Önce Kürt olduğumu söyleyemiyordum. İnsanlar elini vicdanına koydu. Kim Kürt olduğunu söyleyebiliyordu. Sonra burada 200 kişi varsa yani 200 kişinin 50'si Kürt'ü Kürt'tür. Eşitlik sağlandı. Özgürlük var diyor. Evet var. Bravo sana. Bravo sana. Bravo sana. Ucuzluk var memlekette. Her şükür ucuzluk. Evet. Ucuz yok. Bak, ne var? Bak toplamışsın. Toplamışsın zor gidiyorsun konuşuyorsun. Hayır dayı vatan haini fasatçılık var. Ben onu söylerim. Bravo. 3 liraya aldığın şey. Bak Sıdokçular niye Sıdokçular zor götürüyor. Bak zor götürüyor. Diyor ki diyor pahalılık var diyor. Bak bak bak. Ucuzluk var dedi yok. Ucuzluk var dedi. Onu ironi yapıyor. Başka türlü söyledim. Ucuzluk ne var? İroni yapıyor. Şimdi ya ülke olacak. Her zaman ucuzluk olmaz. Bravo abla. Fırsatçılık da var. Ben niye söyle konuşmuyorsun? Herkes çıksın konuşsun kardeşim. Hakkını savunsun. Çıksın konuşsun. Biz de evet hakkını savunsun canım. Ben evet. Savunuyorum konuşurum. Kimse bana nerede olduğunu söylemiyor ki bir şey. Evet doğru. Ben söylerim. Gelişiyor ama abla. Evet. İhanımız yani hani sen silahlarımız var, her şeyimiz var. Ya tamam hayır fakiri onu bile, demiyorum. Fakiri bir arabaya uçakla gidip geliyor. Niye yanlış konuşuyor herkes? Belki bak aslında durumu kötü olan insan vardır. Yok değildir. Ya geçirmiyor şimdi, olabilir şöyle, insan. Şöyle sıvı yağ mesela 120-130 lira mesela şu anda. Şimdi bak gerçekten ağzından çıkan kelime konuşmak. Fırsatçılığı. Fırsatçılık yapıyor insanlarımız ya. Devletin bir suçu yok ki. Şimdi bir dönem marketçinin fırsatçılığı bu. Seçip sattılar. Şimdi yağla beraber vatanı satacaklar. Burada yağının 5 kilosu 150 lira olsa bile ucuz ki. Burada ki, bunu kim üretiyor? Çiftçi üretiyor. Çiftçiyi destekleyen kim? Kim abi? Çiftçi 150 olacak ki çiftçi para kazanacak. Bak burada öyle 15. Evet ben çiftçi olarak öyle görüyorum. Evet. Ayçiçeği mi satıyorsunuz? Ayçiçeği satıyorum. 150 lira bile tenekesi ucuz. 5 kilonun. Evet. Niye? Çünkü yağ çekirdek 20 lira olacak ki. 1 kilo yağ kaç paradan oldu biliyor musunuz siz? 1 kilo yağının kaç kilo aydından olduğunu biliyor musunuz? Millet bunu bilmiyor. Biz bilmiyoruz. 3 kilo ay çekirdeğinden 1 kilo yağ olur. Geçen sene de ayçiçeği gene aynı şekilde oluyordu. Nasıl aynı şekilde oluyordu? Geçen sene de oluyordu aynı şekilde. Oluyordu. Çiftçi kazanamıyordu. Miktarım fazlalaştı. Çiftçi kazanamıyordu abim. Evet. 1 kilo şeyde çekirdek markette 40 lira. Tamam. Kuru yemişi de çiftçi de 5 lira. Tamam geçen sene de aynı değil miydi? Ayçiçekten üretilmiyor muydu bu çiçek? Tamam üretiliyordu. Şimdi çiftçi kazanamıyordu çiftçi. 2 liraydı. Çiftçi kazanamıyordu. Evet. Şimdi bu sefer çiftçi kazanamayınca ekmedi. Ekmeyince de olmadı. Olmayınca yükseldi. Olmayan şey yükselir. Dolar da olmadı. Dolar millet dolar istediğince dolar da yükseldi ondan. Olmayan şey yükselir abim. Olan şey yükselmez. Evet. Bak taşlar parke. Eskiden bu taşlar yoktu. Asfalttı burası, yol topraktı. Kim yaptı? AK Parti yaptı. Kim yaptı? Taşları. Evet. Evet. Bu taşlar bu. Bak şu binaya bak. Eskisi bu halini biliyor musun? Evet. Sen Bursalı mısın? Ya hiç fark etmez. Bursalısan sen şu binayı biliyor musun? Bak bu ülkede. Burada buralarını biliyor musun? Bak burada yorulmuyordu. Şöyle bir durum var. İtibardan tasarruf olmaz. Diyanet böyle olmalı ki. Değil mi? Her şey böyle olmalı. Evet. Devletin bütün kurumları böyle olmalı. Şöyle bir diyanet arkadaş Bursa yattığı Bursa bak olur. Böyle lüks mü olmalı yani? İşte ben hatırlıyorum. Ben doktor. Peki bir şey söyleyeyim. Müdürüm bir dakika. Tarihi. Bir dakika. Her şey böyle olmalı. Tarihi savunuyoruz ya. Ha. Mesela şu binayı buraya dikmek Ulu Cami'ye ayıp değil mi? Ayıp niye ayıp olsun? Ulu Cami'ye yakın müftülük yakın olması lazım. He anladım. Dışarıdan gelen insan müftülüğü de bulması lazım. Anladım. Yani müftü uzak şimdi bir yerde ama. A partisi bir an B partisi olmaz. Şimdi A partisi B partisi davası değil, evet. Hizmet partisi. Evet. Kim bu ülkede taş üstüne taş koyuyorsa görüntü hoş olacak müdürüm. Görüntü hoş olacak. Görüntü hoş olacak. Taş üstüne her taş şey koyalım. Her şey güzel olacak. Her şey güzel. Şimdi mi? Niye 2000'den her şey güzel olacak olmuyordu tabii ki. Bak, neden 2000'den bir dakika hemşerim. Niye 2000'den önce olmuyordu? 80 senedir bu Türkiye Cumhuriyeti neden kuruldu. Bak, bu cevap veren bak. Neden 2000'den önce olmadı biliyor musun? Evet. Gelen başbakanlarından en mesela sevdiğim bak oy attığım beğendiğim Mesut Yılmaz parayı İsviçre'de kumarhanelerinde harcadı. Kumarhanelerinde dövdüler dayak bile yedi. Evet. Kumarhaneden çıkarken parayı ödeyemedi. Devletin parası bile yetmedi Mesut Yılmaz'a kumar oynamaya. Evet. Onun için bir şey olmadı işte. Maaşını dağıtamıyordu ya. Kuyruklarda insanlar ölüyordu. Ambulans yoktu. Size soralım beyefendi. Ben yorum yapmayacağım abi. Siz yorum yapmayın. Yorum yapmayacağım. Her şey serbest bak. Şöyle enflasyon var mıdır? Şimdi 2000 yılı öncesi diyorsunuz ya. Evet. Abi 2000 yılı bak, bak, 2000 yılından sonra bir milenyum oldu ya. Bırak şimdi enflasyon. Enflasyon mu var? Bir tek biz değil ki. Dünyanın hepsi gelişti. Gelişecek. Dünyanın her yeri gelişti. Ama biz gelişmiyorduk işte. Sıkıntı orada. Biz gelişmiyorduk ki. Avrupa gelişimini tamamladı.
Senin Türkiye bizim neredeydi? Arabamız yoktu bizim, uçağa biniyoruz, uçağa biniyoruz. Bak, bir şey söyleyeyim. Bak sen kaç doğumlusun? Kaç tane uçağımız var? Bir şey bilmiyor. Nasıl? Siz hala geliştiğinizi mi düşünüyorsunuz? Siz ne düşünüyorsunuz? Ben Londra'dan geliyorum ve şu an Türkiye'nin benzin bulamıyordu. Bir dakika dur. Benzin bulamıyordu değil. Hayır, benzinimiz de vardı. Biz Avrupa bittik abi, bittik. Ülke olarak bittik. Neyin konuşmasını yapıyorsunuz? Bittik. Ülke olarak bittik. Gerçekleri söyleyin. Bırakın kardeşim. Tarihe bak. Bittik. Bak bak. Olabilir ya, ne olabilir? Bitti, ülke bitti. Boş konuşuyorsunuz. Her kimsenin cebinde para yok. Kimsenin cebinde para yok kardeşim. Herkes bitmiş. Gerçekçi olun. Bırakın bu gerçekleri. Nasıl ezbere? Herkes zengin. Herkes zengin. Fakir yok. Herkes zengin abi. Bırakın kardeşim. Gerçekleri konuşun. Herkes bitik. Benzin yok. Benzin. Benzin 14 lira olmuş. Neden bahsediyorsun? Sen, ben Londra'dan geliyorum. Londra dediğin devlet. Siz. Bak Londra dediğin, Londra İngiltere dünyayı sömürdü. Türkiye dahil. İnsanların ceplerinde para yok. Herkesin para var. Hiç kimse de para yok. Dur. Londra dediğin İngiltere dünyayı sömürüyor. Hala sömürüyor. Türkiye'de bunlardan bir tanesiydi. Bir. Bunu senin bilmen lazım. Evet. Bir Türk vatandaşısın herhalde. Evet. Öyle misin? Bilmiyorum. Çift vatandaş. Evet, çift vatandaş. Tamam, seninle konuşmayalım o zaman. Bence de konuşmayalım. Ben gördüm zaten halinizi. İçler acısı. Sen İngiltere, sen İçler acısı. Sen özentisin. Niye biliyor musun? Sen çünkü bu ülke battığı zaman ilk önce sen kaçarsın. Tabii ki de kaçacağım çünkü hiçbir şey yok ki. Ben üniversite öğrencisiydim. Öyle mi? Burada bana iş vermediler. Sana mı? Evet, aynen öyle. Vermediler. Sen çünkü vatanı sevmeyen bir iyi yapmışlar. Çok tesadüf olmuş. Aynen. Çok iyi yapmışlar sana. Ben sana iş vermeyeni gönülden tebrik ediyorum. Pardon, tamam mı? Yani ben Almanya'dan geliyorum. Ben de iş bulamıyorum. Ya bırak, kim bulamıyor? Türkiye'ye gelin. Almanya'dan geliyorum. Ben iş bulamıyorum. Türkiye'ye gelin. İzne geldim işte ben. Türkiye'ye gelin, iş buluruz size. Beyefendi. Tamam. Bak şimdi. Yok, ben ona demiyorum. Hanımefendi şey dedi de, işsiz kalıyorum burada. Hiç kimse bana iş vermedi diye. Siz neden Almanya'dasınız? Ben doğma büyüme Almanya'da. İşte ben Almanya'da da bulamıyorum. Yani anladın mı? Dünya ne kadar var? Siz cebinizde ne kadar var? Cebinizde ne kadar var? Hadi geç. Hadi şov. Aynen, şov yapıyor. Niye şov yapıyor? Anlat derdini, gel. Senin de ağzının payını vereyim, gel. Senin ağzının payını vereyim. Artı bu ülkede fakirler de ağzını. Bir dakika. Maaş yatıyor. Her ay maaş yatıyor. Senin ağzının payını vereyim. Söyle. Milletin üzerine bağırma hakkın yok senin. Sen sus. Kime bağırıyorsun abi? Peygamber misin? Sen necim misin öyle bağırıyorsun? Peygamber de bağırmıyor. Peygamber bağırmıyor. Peygamber bile sesini yükseltmiyor. Sence anlat derdini. Peygamberimiz diyor ki bak, ben söyleyeyim sana. Bak ben sana ayetten hadisten. Tamam. Müdürüm, müdürüm, ben sana ayetten hadisten anlatıyorum. Emekli misin? Bir dakika, dur. Ben peygamberden örnek veriyorum. Peygamberimiz diyor ki, zalimleri de diyor biraz kına, basit bırakın diyor. Onlar da yaşamaya hakkı var diyor. Peygamberimiz bile onu düşünüyor. Zaten otur insanlar. Lan bir dur ya, bir dur bak. Bu Bağkur emeklisiydi, 20 sene önce 15 lira alıyordu. Evet. Şimdi ne kadar alıyorsun? Ya onun alması değil, bunun yaptığı şov. Lan canım yaptığı yapacağım tabii. Ülkemin şovunu yapıyorum. Ülkemin şovunu yapıyorum. Ülkemin bir hak var. Aynen, bir dakika. Ya ben buna bir soru soracağım. Sen, gel buraya, gel. Ülkemin şovunu yapıyorum. Sen neyin şovunu yapacaksın? Ülkemi savunuyorum. Ben ülkemin, ülkemi savunuyorum. Ülkemi var ya, prim ödemeden emekli yaptı onları Tayyip Erdoğan. Prim ödemeden. Hala daha az mı emekli maaşı? 2,5 milyar yaptı en düşüğünü be. Prim bile ödemediler. Para bile ödemediler be. Para ödemediler.